Arkadaşlar geçiyorum. Şu ana kadar bakın İA'yı gördük. Al-Ar aklını gördük. Uyumları falan gördük. Grup olarak. Ve dördüncü kelimemiz bu çok kullanılan bir kelime değil. Kür kelimesi. Yazılışıyla okunuşu bayağı bir farklı bir kelime. Mesela venter karın demek. Bunun sonuna kül eklediğimiz zaman ventrikül deniyor. Peki ventriküller nerede? Tabii ki venter dediğimiz şey normal karnımız değil mi? Abdomen diğer ismiyle abdomen. Abdomen Yunanca, venter Latince bir kelime. Ama insan kalbinde arkadaşlar iki tane karıncık var. Şöyle ki bakın yine mouse'u gösteriyorum burada. Arkadaşlar kalbimiz önce ikiye ayrılıyor. Bakın şu kas, şuradaki işaretlemiş olduğum kas, mediastinum adı verilen bir kas ve kalbimizi iki parçaya ayırıyor. Sağ ve sol olmak üzere. Bildiğiniz gibi sağ taraf mavi çizilmiş. Niye? Çünkü kirli kan var sağ tarafta. Sol tarafta ise akciğere gidip temizlenmiş ve geri gelmiş. Yani oksijen içeriği yüksek. Ne var? Temiz kan var sol tarafta. Velhasılı kalp atarken aslında küt küt atmıyor arkadaşlar. İki defa değil mi? Tek bir atım değil aslında. Güp 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 o şekilde atar. İlk kasılmada, kalbimizin ilk kasılmasında bu yukarı kısımda bulunan kulakçık adı verilen bölüm kasılıyor. Ve buralardaki yani şu kulakçık dediğimiz kısımlardaki kan önce karıncaya geçiyor. İkinci kasılmada ise buradan mesela şu pulmoner arter, akciğer, atardamarı buradan akciğere gidiyor. Buradan da yani kalbin sol tarafında da bakın şuradan yukarıya doğru çıkıyor. Aort dediğimiz bir damar var. Ana atardamar. Buradan bir kısmı yukarıya şah damarı şeklinde beyne gidiyor. Bir kısmı da buradan kavisli şekilde aşağıya doğru iniyor. Yani buradan artık etrafa dağılmaya başlıyor. Mesela bunun en önemli arkadaşlar dalı böbreklere giden dal. Çünkü böbreklere kan nereden gitmesi gerekiyor? Kalpten çıkar çıkmaz hemen aorttan iki dal ayrılıyor ve böbreklere giderek orada kan ne oluyor arkadaşlar? Temizleniyor. Süzülüyor. Çünkü böbreklerin görevi bildiğiniz gibi kanın içerisindeki yemek artıklarını veya işte oradaki kiri pası tabiri caizse temizlemek. Özellikle üre değil mi arkadaşlar? Üre dediğimiz bir olay var. Özellikle böyle etli, sütlü vesaire protein içerikli şeyler yediğimiz zaman üre çok fazla üre çıkıyor. Ve böbrek ne yapıyor? Bu üreyi yani fazladan çıkan ürik asit dediğimiz şeyi vücuttan atıyor. Ama böbrek hastalığı varsa bu atılamıyor ve kişi ne yapması lazım? Biraz etten fedakarlık yapması gerekiyor. Evet, bu da böylece bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Mesela karbonkül, bezikül falan gibi kelimeler var. Çok kullanılan bir kelime değil. O yüzden burayı hızlıca geçiyorum. Gelelim emi kelimesine. Emi'yi çok duyarsınız piyasada. Günlük yaşamda başımızda çok fazla var. Mesela emin anlamı kan veya kanda demek. Kan ya da kanda. Mesela burada yine hiperglisemi diye bir kelime vermiş örnek olarak. Glikoz şeker demek. Hiper zaten günlük yaşamda kullandığımız bir şey var. Bir kelime bu. Hipermarket mesela değil mi? Aşırı büyük yani. Hani market, süpermarket, onun büyüğü hipermarket falan. Mesela AVM'ler bu şekilde sayılabilir. Hipermarket şeklinde. Mesela burada da hiperglisemi bir şeyin aşırı olması demek. Yani mesela kandaki şeker seviyesi 70 ile 110 normal sayılıyor. Ama mesela 110, 70 ile 110 arası normal. 115 olduğunda hiper denmez. 120 olduğunda hiper denmez. Çünkü kişi hissetmez bile bunu. Ama 150 civarı olduğunda şeker, kişi bunu hissetmeye başlıyor. Yani bu kişinin hastalığı hissetmesi olayına semptom adı veriyor arkadaşlar. Semptom. Yani kişi de kişiyi rahatsız etmeye başlıyor. Mesela kişide uyuşukluk olabiliyor. Sık idrara çıkabiliyor. Ondan sonra görme bozukluğu olabiliyor. Çok sık su içme ihtiyacı hissedebiliyor. Çok fazla acıkabiliyor. Yani bunlar şeker hastalığı olabileceğinizin işaretleri. Tabii ki her zaman değil. Mesela bir erkek çok fazla idrara çıkıyorsa prostattan dolayı da olabilir bu. O bakımdan tabii ki tek başına bunlar hani bu semptomlar teşhis koymak için yeterli değil. Hatta bildiğiniz gibi hastalık belirtileri ikiye ayrılıyor.
semptomlar ve bulgular şeklinde. Değil mi? Mesela hasta doktorun yanına gidiyor. Doktorun klasik bir sorusu var. Ne diyor? Neyin var? Değil mi? Yani doktora gittiğinde bir şeyin olmalı muhakkak. Yani şu anki sağlık yapımıza göre sen sağlam bir insan doktora gidemez. Bir şeyin yokken gidersen valla ciddi bir orada azar işitebilirsin yani. Kardeşim ne işin var orada? Görmüyor musun? 70-80 kişi sırada bekliyor. Evet, ses olayımız. En iyisi ben kontrol atmalıyım. Yani. Konuşmak isteyen Raysen yapsın. Evet, burada eğer kandaki şeker miktarı yani hiper dediğimiz bakın normalin azıcık üzerine çıksa şimdi 70 ile 110 normal. Tamam. Normalin azıcık üzeri hiper sayılmaz. Yani çünkü niye? Vücut bunu tolere ediyor. Yani 120 şeker kişide bir şey yapmaz. Tolere eder yani vücut. Ama işte bel toleresini aştığı anda arkadaşlar buna hiper denmeye başlıyor. Mesela bu tansiyon için de geçerli. Arkadaşımın sesi niye kapanmadı ya? Evet. Şu anda açamaz. Mesela hiperglisemi, kanda şekerin yükselmesi. Hipoglisemi dersek tam tersine kan şekerinin düşmesi. Mesela şeker hastalarında hiperglisemi de olabilir. Hipoglisemi de çok görülür. Yani kandaki şeker miktarı da bazen çok düşebiliyor. Yine hiperkalsiyum dediğimiz zaman kanda kalsiyumun yüksek olması ya da mesela üremi dediğimiz zaman veya hiperüremi kanda ürenin yüksek olması ya da hiperbilirubinemi diye bir şey var. Bilirubin ne demek? Safra demek. Kanda safra olduğunda arkadaşlar kişide ne oluyor? Arttığına da doğrusu zaten safra var ama arttığında kişide sarılık dediğimiz durum ortaya çıkıyor, değil mi? Kişinin yüzü benzi falan sapsarı oluyor. Cilt rengi özellikle gözlerinde ikteri adı verilen bir durum ortaya çıkıyor. Ama bu arada şunu söylüyordum. Doktora gittiğiniz zaman doktor neyin var dediğinde hastanın anlatmış olduğu şeylere biz semptom diyoruz. Bunlar subjektiftir, ölçülemez semptomlar. Mesela halsizlik ölçebilir misin? Ölçemezsin değil mi? Ya da başım dönüyor. Hani ne kadar dönüyor ölçemezsin. Bunlar his çünkü hissiyat. Hastanın hissetmiş olduğu şeyler ama doktor muayene etmeye başladığında doktorun bulmuş olduğu şeyler, yani ölçülebilir özellikler, bunlar bulgu deniyor. Mesela nedir? Ateş. Ateş ölçülebilir. Tansiyon ölçülebilir. Yani ölçülebilen birçok bulgular var. Ya da kanda şeker ne kadar olmuş, ne kadar düşmüş bunu ölçebiliyorsun. İşte ölçemediğin tamamen subjektif olan şeylere semptom deniyor. Ama doktorun ölçebildiği ve tabii ki bunlar objektif olduğu için hangi doktora gidersen git aynı yani. O anda hani şekerin yükseldiği anda nereye gidersen git aynı değeri bulması gerekiyor. Sonuçta objektif bunlar. Evet böylece bunu da görmüş olduk. Üremi kanda üre var anlamına geliyor. Anlamı bu. Bununla ilgili birçok kelime önümüze çıkacak. Çıktıkça inşallah bunları görmüş olacağız. Şimdi sit kelimesini gene sanırım biyoloji dersinde veya da benzer fen dersinde falan mutlaka karşınıza çıktığı da günlük hayatta zaten bunları duyuyoruz. Mesela sit olduğunda bir hücre kelimenin sonunda bu hücre demek. Malum sit hücre sanırım evet Yunanca bir kelime. Aynı şekilde örnek olarak da kullanılıyor sito şeklinde. Mesela sitoloji hücre bilimi hem örnek hem de sonek şeklinde kullanılıyor. Mesela önce kan hücresinden bahsedelim. Kanımızda 3 çeşit hücre var. Bildiğiniz gibi kan damarlarına dolaşan 3 çeşit hücremiz var. Bunlardan bir tanesi lökosit. Bunlara löko beyaz demek. Lökosit beyaz hücre ya da al yuvar anlamına geliyor. Pardon ak yuvar anlamına geliyor. Ama kitaplarda her ne kadar ak yuvar dese de rutinde doktorlar buna beyaz küre derler. Arkadaşlar beyaz küre mesela hastayı ameliyat alamayız. Niye? Beyaz küresi yüksek. Yani ak yuvarların sayısı artmış. Peki bu neyi gösteriyor? Eğer bir kanda ya da hatta bunu idrarda bile görmek mümkün. Ak yuvarların sayısı arttığında ki buna lökositoz adı veriliyor. Bunun anlamı ne arkadaşlar? Vücutta enfeksiyon var. Çünkü ak yuvarlar enfeksiyon varlığında artarlar. Demek ki enfeksiyon varken siz bir hastayı ameliyat yapma şansınız yok. Önce enfeksiyon giderilmesi lazım. Yani neyle? Antiinflamatuvar, antibiyotikler verilerek yani iltihap varsa oradaki mesela dişini bile çekemezsin değil mi?
enfeksiyon anında. Önce dişteki iltihap kurutulur. Oradaki iltihap durum ortadan kaldırılır. Çünkü orada arkadaşlar ne var? Akyuvarlarla mikroplar arasında bir savaş var. Akyuvarlar ne yapıyor? Onları o bölgede tutuyor. Vücuda yayılmasına izin vermiyor. Ama siz işte bunu o dişi çektiğinizde ya da ameliyat yaptığınızda oradaki sistemi bozuyorsunuz. Çünkü vücudun bir savunma sistemi o. Sonuçta oradaki bakteriler ne yapabiliyor? Vücuda dağılabiliyor. Daha büyük enfeksiyonlara, sistemik enfeksiyonlara sebep olabilir hale geliyor. Başka ne hücresi var? Al yuvarlar var. Al yani kırmızı hücre. Diğer bir tabirle eritro kırmızı demek. Eritrosit kırmızı hücre. Bakın bunun da dışında trombosit adı verilen, Türkçe buna bir isim bulmamışlar. Ama kelime anlamı trombo pıhtı, trombosit de pıhtı hücresi anlamına geliyor. Bakın şunlar. Bunlara kan pulcukları deniyor. Çok küçükler. Trombositlerin görevi kanın pıhtılaşmasını sağlamak. Adı üstünde pıhtı hücresi. Peki ne yaparak bunu sağlıyor? Kanda fibrinojen adı verilen bir protein var. Yani fibrin yapan, lif yapan tabiri caizse. Trombositler bu fibrinojeni, hani şöyle düşünün. Fibrinojen yumak. Yumağı açınca ne olur? İp oluşuyor değil mi arkadaşlar? Orada işte trombositler fibrinojenden fibrin yapıyor. Yani lif yapıyor ki damardaki oradaki kesilmeyi o lifle görmeye başlıyor ve pıhtı ortaya çıkıyor. İnsan vücudunda en çok bulunan hücre ise arkadaşlar eritrositler, yani al yuvarlar. Al yuvarlar bakın şu burada pembe şeklinde çizmişler. Al yuvarlar çekirdeği olmayan tek hücre. Yani insan kanında çekirdeksiz tek hücre al yuvar. Bunun da bir hikmeti var tabii arkadaşlar. Çünkü al yuvarların görevi oksijen taşıma. Doğru mu? Al yuvarlar içindeki hemoglobin sayesinde ki hemoglobinde demir var malum. Demir elementi var. İşte o demir minerali azaldığında az önce arkadaş söylemişti. Demir eksikliği anemisi oluyor. Yani anemi türlerinden bir tanesi de demir eksikliği anemisi. O yüzden mesela bayanlarda veya hamilelerde çok görülebilen bir anemi türü. Hamile bayanlara özellikle ne verdi arkadaşlar? Ferroport diye bir demir takviyesi veriliyor. Devlet bunu ödüyor şu anda. Ama bazı mineralleri ödemiyor. Mesela kalsiyum sandoz diye bir şey var. Yaklaşık 20 yıldan beri devlet bunun ödemesini yapmıyor. Niye? Çünkü bu bir ilaç değil aslında. Sadece mineral takviyesi. Normalde et yiyerek alman gereken veya süt ürünleri yiyerek alman gereken şeysen hani böyle tablet şeklinde alıyorsun. O yüzden parasını vermek zorundasın yani. Ya süt yiyeceksin, süt, yoğurt, yumurta vesaire. Ya da para verip onu alman lazım. Arkadaşlar bunlar da bakın lenfositler var gene. Bunlar da savunma hücresi. Diğer hepsi akyuvar. Yani biraz böyle tıbbi bilgi de vermiş oluyoruz ama bunlar size lazım sahada. Mesela bazofil, akyuvarların bir türü, netrofil, eozinofil, monosit vesaire. Bunlar arkadaşlar akyuvarların çeşitleri. Mesela şu monositler, ben burada çok iyi göremiyorum ama zoom beni engelliyor. Burada şey var. Pardon, monosit şu. Bakın çekirdeği tek parça olduğu için buna monosit demişler. Mono. Mono bildiğiniz gibi tek demek. O yüzden buna monosit demişler. İnsan vücudundaki en büyük hücre de monositler. Bunun diğer adı makrofaj ya da parçasız hücre şeklinde söyleniyor. Bunlar da arkadaşlar böyle. Mesela spermosit ne hücresi? Sperm hücresi. Bakterisit, bakteri hücresi falan gibi. Neyin sonuna sit gelse bu onun hücre olduğunu bize anlatmış oluyor. Şimdi arkadaşlar bugün göreceğimiz son kelime bu. Biz geçen hafta yüz yüze ameliyathanede ders verdiğim için orada başladık aslında. Ve bunu anlatmamıştım. Geçen hafta ameliyathanede. Ama biz geri kaldığımız için bunu görelim. Ondan sonra inşallah gücümüz yeterse bir tane daha görüp ondan sonra çıkarız. Şimdi az önceki kelimemiz neydi arkadaşlar? Sit, olgunlaşmış hücre. Yani normal olgunlaşmış hücre. Yani görevi neyse o görevi yapabilen bir hücre sit. Ama şekilde gördüğünüz gibi blast olgunlaşmamış hücre. Yani blastın anlamı tohum demek Yunanca. Henüz daha görev yapamayacak durumda olan olgunlaşmamış. Çünkü bildiğiniz gibi hücrelerin bir olgunlaşma süresi var.
Yine bildiğiniz gibi kemikler nerede, pardon, hücreler nerede yapıyor arkadaşlar? Kemik iliğinde. Orada kimisi 120 günde, kimisi 90 günde. Onların bir döngüsü var, yaşam döngüsü var. Burada şöyle bir kelime vermişiz. Mesela eritro kırmızı demek. Eritrosit kırmızı hücre, yani al yuvar, olgunlaşmış al yuvar. Oksijen taşıyabilen. Hani demiştik ya, insan vücudunda çekirdeği olmayan tek hücre al yuvar. Ama bunun da bir hikmeti var. Çünkü neden? Al yuvarların içinde bulunan hemoglobin, onun da içinde demir var. Biliyorsunuz demirle oksijen arasında bir, tabiri caizse, kimyevi bir aşk var. Yani demir ne zaman bir oksijen görse hemen ondan bileşik yapıyor, değil mi arkadaşlar? Mesela tabiatta siz demirle bir şey yaptın mesela. Demirden bir parmaklık yaptın. Korkuluk yaptın vesaire. Eğer onu boyamazsanız, yani oksijenle temasını kesmezseniz ne oluyor? Hemen bileşik oluşturuyor. Ve bildiğiniz gibi oksijen yakıcı bir gaz. Ve zaman içerisinde demir ne yapıyor arkadaşlar? Yakmaya başlıyor. Yani tabii ki çok uzun bir süreç bu. Ama uzun yıllar sonra bakıyorsunuz, yani o demir şeyler, demir malzemeler, kocaman gemi mesela. Tabii ki buna paslama deniyor, ayrı konu. Ama kimyevi şeyini anlatıyorum. Koca koca gemiler karaya vurmuş, orada şey olmuş ya, erimiş gitmiş. Yani içkiye tıkanmış, ya daha doğrusu erimeyen, demir olmayan aksamı kalmış ya. Niye? Çünkü tabiattaki oksijen demiri yakıyor, bağlanıyor çünkü onunla. Ve işte aynı özellik al yuvarın içinde bulunan hemoglobinle akciğerdeki oksijen. Değil mi arkadaşlar? Kan akciğere gittiğinde orada akciğerin orada biliyorsun alveoller var, hava kesicikleri var. Ve bu hava kesiciklerin atmosferinde oksijen var sonuçta. Yani nefes alıyorsun, bu hava kesiciklerine doluyor. Ve o hava kesiciğini yani biraz büyütüp baktığımızda atmosferinde ne var? Oksijen var içinde. Kan da o atmosferin içine girdiği için hava kesiciklerinde oradan açık bir şekilde akıyor kan. Ve hemoglobinde bulunan demir ne yapıyor? O atmosferde bulunan oksijeni yakalıyor. Ve de bunu kanla beraber vücuttaki dokulara iletiyor. Mesela az önce bahsettim. Sigara içenlerde şöyle bir sıkıntı var. Bu hemoglobindeki demirin yerine oradaki kurşun, yani bağlandığı için bu defa kanın oksijen taşıma kapasitesi ne yazık ki kurşun engelliyor. Yani sigara içiminin en büyük tehlikesi bu aslında. Mesela sigara içenler, uzun süreli sigara içenler genelde dudakları morumsu olur. Yani dudaklara çok belli oluyor bu. Yani pembe olması lazım dudak ama biraz böyle daha koyu oluyor. Bu da kişinin aslında bir nevi kansızlık çektiğini gösteriyor. Şimdi burada bir hastalık daha var. Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Ondan sonra bakalım hani ne var yerde. Bu arada arkadaşlar ben ışığımı açayım. Karanlık oldu bayağı ya. Bir saniye. Evet, kendi sesimi de kapattığım için tekrar açmak durumunda kaldım. Ben arkadaşlar içeride şu an iki kişi olarak görünüyorum. Bir bilgisayar ve cepten de aynı zamanda girdim. Gerilebiliyor. Bunu zaten bilenler biliyordur. Şimdi sesim geliyordur sanırım. Durun bakalım, sesleri bir açık bırakayım. Kimler bizimle beraber? Buradayız Geliyor. hocam. Geliyor Eyvallah. hocam. Geliyor Tamamdır. hocam. Şimdi arkadaşlar, Geliyor. çoğumuzun duyduğu bir hastalık var. Allah kimsenin başına vermesin. Yani gerçi çok da hani böyle evlerden bırakacağımız bir hastalık değil ama bir durum aslında bu. Hastalık bile değil, bir durum. Durum şu. Eritroblastoz fetalis diye bir hastalık var. Bir durum var daha doğrusu. Hani hastalık diyemeyiz buna. Şimdi oz, bir şeyin sonunda oz olduğunda bakın eritroblast ne diyoruz? Eritroblast oz diyoruz. Eritroblastoz. Şimdi eritroblast neydi? Olgunlaşmamış al yuvar. Peki bu sonuna oz koyunca ne anlamına geliyor? Çoğalmış. Mesela oza bir örnek daha vereyim. Asit, asidoz. Alkali, alkaloz. Neyin sonuna gelirse
bunun çoğaldığını anlıyoruz. Bu da bir hastalık durumu aslında. Hani lökosit, lökositoz. Lökositler çoğalmış. Parazit, parazitoz. Parazitler çoğalmış. Tabii ki bu çoğalma olayı da arkadaşlar hastalık tablosu oluşturuyor. Mesela eski kadim hekimler başta Hipokrat olmak üzere şunu söylüyor. İnsan niye hasta olur? Vücutta bir denge var. Hani malum Hipokrat'ın niye tıbbın babası olmuş bu adam? Çünkü bu denge olayını söylemiş. 2500 sene önce homostazis olayı var. Bunu söylemiş. Ne diyor? Vücutta bir denge var. Eğer vücuda dışarıdan bir şey girer de çoğalırsa yahut da içerideki bir madde gereğinden fazla artarsa o zaman denge bozuluyor, hasta oluyorsun. Diğer bir ihtimal de vücutta olması gereken bir şeyin yeterince olmaması. Bakın günümüzde arkadaşlar hastalıklar niye patlama yaptı? 11 milyon şeker hastası var. 3 dakikada bir kişi kansere yakalanıyor. Yaklaşık 2 milyon kişinin çocuğu yok. %22 kısırlık var. Azosperm hastalığı almış başını gidiyor. 100 sene önce erkeklerdeki sperm sayısı 120 milyonken ortalama şu anda 15 milyona düşmüş. Eminim şu anda kısırlık dediğimde bir düşünün etrafınızda bir sürü çocuğu olmayan insan aklınıza geliyordur şu anda. Ama bu 50 sene önce çok gülünç bir durumdu arkadaşlar. Yani böyle bir şey yoktu yani. Ama şu anda 5 kişiden biri kısır vaziyette ne yazık ki. Bütün bunların sebebi ne? Hani diyor ya eski kadim hekimler. Bunlar çok doğru ifadeler. Ya vücutta bir şey çoğalıyor ya vücuttan bir şey eksiliyor. Arkadaşlar şu anda yediğimiz besinlerin içerisinde olmaması gereken bakın GDO, hormon, tarım ilaçları, gübreler, bilmem ne kimyasal katkılar, boyalar vesaire. Bunları zaman içinde ala 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 ne oluyor arkadaşlar? Bunlar bizim dengemizi bozuyor mu? Yani vücutta birikiyor, dengemizi bozuyor. Ama öte yandan mesela hızlı yetiştirmeden dolayı örneğin ben Zonguldak'ın köyündenim yani. Bizim orada 6 aylık tavuk demeyiz ya. Ferik deriz. Ama şu anda marketten alıp yediğimiz tavukların yetişme süresi 26 gün. 26 günde kesiliyor. 40 güne bırakırlarsa ölüyormuş hayvan. Çünkü kalp krizi geçiriyor. O bedeni, çünkü kalbi civciv kalbi gibi, bedeni kocaman tavuk. Dolayısıyla bunu çekmiyor, hatta kemikleri kırılıyormuş yani. Kemikleşmenin süreci var. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Mesela domates, 90 günde yetişmesi gereken domates 20 günde. Ve bütün bu yani yediğimiz besinin hepsinde bu sorun var ne yazık ki. Bu da eksik, içindeki besin içeriğinin eksik olmasına sebep oluyor. Yani hem yemek yediğimizde fazlalık alıyoruz vücudumuza, hem de maalesef almamız gerekenleri alamıyoruz. Denge her türlü bozuluyor. İşte bütün bu kısırlığın, kanserin, astımın, bronşitin, şeker hastalığının aklına geliyorsa, yani 150'den fazla çok sık görülen hastalığın altına yatan sebep maalesef işte bu kötü beslenme, dengemizin bozulması. Evet. Genetikleriyle oynuyorlar ne yazık ki. GDO demek zaten. Hani GDO ne demek? Genetiği değiştirmiş organizma. Ya bir insanın genetiği değiştirirse insan ne oluyor? Mutant oluyor değil mi arkadaşlar? Mutasyona uğruyor. Ama bu burada bahsettiğim şey asla ve asla beslemeyle alakalı değil. Tamamen tevafuk diyelim. Hani şöyle bildiğiniz gibi kan grubu denen bir şey var. Değil mi? RH faktörü var. Eğer bir insanın kanı RH negatifse kanında RH yok demek. RH bir protein. RH pozitifse kanında RH var demek. %85 pozitif insan kanları %15'te negatif oluyor. Eğer yani karı kocaların kan durumu mesela erkek pozitif bayan negatifse arkadaşlar o zaman kan uyuşmazlığı olma durumu var. Şöyle ki bildiğiniz gibi RH negatif ne demekti? Kanda RH yok. Yani annenin kanında RH faktörü yok. Erkek pozitif, kadın negatif. Şimdi kadın hamile kaldığında eğer bebek babanın kanını alırsa, yani pozitif olursa ne oluyor arkadaşlar? Fetüste yani biliyorsunuz anne karnındaki bebeğe bebek denmiyor henüz, fetüs deniyor. Fetüsle annenin kanı 6. 7. aylarda karışmaya başlıyor. Karışınca arkadaşlar bildiğiniz gibi bebeğin akciğer solunumu yok değil mi fetüsün? Sonuçta bir suyun içerisinde, amniyon sıvısının içerisinde. Dolayısıyla akciğerden nefes almıyor. Neyle peki kan nasıl temizleniyor? Annenin kanıyla temizleniyor. İşte o anne kanıyla fetüsün kanı karıştığında arkadaşlar bu defa annenin kanına ne girmiş oldu? RH faktörü girmiş oldu. Bakın
Normalde siz negatif olan bir insana, mesela diyelim ki ARH negatif olan bir adama ARH pozitif verseniz ne olur? Sıkıntı olur değil mi arkadaşlar? Yani kanda antijenler savaş başlar yani. Kişinin kanında yani o negatif olan kişinin kanındaki antikorlar şeye saldırmaya başlar. Diğer kana saldırmaya başlar ve ciddi bir sıkıntı ortaya çıkar yani. İşte aynı durum anne kanında meydana geliyor. Annenin kanı bebeğin kanı karıştığında onun al yuvarlarına saldırmaya başlıyor. Ve onları yok ediyor. Yani annenin kanındaki antikorlar bebeğin fetüsün al yuvarlarını yok etmeye, azaltmaya başlıyor. İşte arkadaşlar bu durum bir şeye sebep oluyor. Aslında bu bir durum. Yani bu durum neye sebep oluyor? Bebeğin fetüsün al yuvarları azalınca, bakın şöyle bir örnek vereceğim. Bunu anlaşılsın diye ondan sonra kapatacağım inşallah. Eminim içinizde Çanakkale Gelibolu yarımadasını gezenler olmuştur. Hani Çanakkale savaşlarının geçtiği alan. Ben bir iki sefer gittim oraya ve şunu gördüm. 14 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında çocuklar savaşmış. Niye? Memlekette erkek mi kalmadı? Evet, memlekette savaşacak erkek kalmadı. Yetişkin kalmayınca mecbur çocuklara savaş sürdüler yani o dönemde. Ve de asıl arkadaşlar durum tablo aynı. Yani ağ yuvarların sayısı azalınca yani yetişkin ağ yuvarlar bu defa kan ne yapıyor arkadaşlar? Sistem gereği daha olgunlaşmamış. Kemik iliğinde bulunan genç ağ yuvarlar dolaşıma katılıyor. Ama tabii ki bundan sayısı artıyor yani kanda. Ne oluyor arkadaşlar? Eritroblastoz hastalığı ortaya çıkıyor. İşte buna kan uyuşmazlığı deniyor. Malum bu durum olmasın diye bebek doğduğunda hemen kan alınarak kan grubuna bakılıyor. Ve de bebeğe bir şey yapılmıyor tabii ama anneye eğer bebeğin kanı doğduğunda hemen toplumdan alınan kandan ölçülen kan grubuna bakılarak eğer pozitifse anneye anti-rogam aşısı yapılıyor. Yani annenin kanında oluşmuş olan antikorlara karşı yapılan bir aşı bu. Amaç ne? O bebek değil de bir sonraki doğacak olanları koruma altına almak. Yani tıbba göre. Tıbba göre her gebelikte bu ses geliyor mu? Telefon geldi direkt kapattım ama. Evet, ses geliyor. Ses geliyor hocam. Her gebelikte bu risk artıyor. Çünkü niye? Her gebelikte antikorların sayısı artıyor. Yani şu an mesela biz neden bir doz, iki doz, üç doz COVID aşısı oluyoruz? Çünkü her dozda antikorların sayısı artıyor. Antikorların sayısını artması demek bizim bağışıklığımızın daha güçlü olması anlamına geliyor. Çünkü virüsleri daha kolay bağışıklık sistemi elimine edebiliyor. Tablo bu arkadaşlar. Daha doğrusu eritroblastoz fetalis dediği, fetalis fetüsle ilgili demek. Yani anne karnındaki bebeğin adı arkadaşlar bebek denmez asla doğmadan. Canlı doğması lazım. Canlı doğduğunda ancak bebek adını alıyor. Anne karnında ilk 2,5 aya kadar olan yani 10 haftaya kadar olan döneme embriyonal dönem deniyor. Çünkü adı embriyo. 2,5 santim kadar. Adeta kurbağaya benziyor. Hiç insana benzer bir tarafı yok. Hatta bu dönemde arkadaşlar kürtaj serbest şu anda. Yani 10 haftaya kadar kürtaj serbest. Yani istemeyen bir gebelik olduğunda falan bazen hani istemeyen bir gebelik oluşuyor. Bazen annenin rahatsızlığı sebebiyle bu gebeliğe son vermek gerekiyor. 2,5 ay. Ondan sonra kesinlikle hani asla ve asla kürtaj yapılamaz ama Türkiye'de bazen olmazları olduranlar var.